Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü videomuzda Huawei P30 Lite'ın yenilenmiş versiyonunu kutusundan çıkartacağız. Neden yenilenmiş dedim. Biz bu ürünü daha önce kutusundan çıkardık. Hatta test videosu çektik. Çok da güzel bir video oldu. Sevgili editörümüz Ünsal çekmişti o dönem bizimle beraber çalışan. Fakat 2020'de bu ürün yenilendi. Kamerası biraz değişti. Ondan birazdan bahsedeceğim. Biz de tekrar geldi ve sıfır kutu geldiği için şuraları görüyorsunuz. Secure diyor. I am secure diyor. Bunları şimdi sizlerle birlikte kutuyu açacağız ve çıkaracağız. Şimdi şurada da bir bakalım isterseniz. Not for sale diyor. Yani satılık bir ürün değilmiş bu. 4 GB RAM, 64 GB depolama ve Pearl White yani inci beyazı rengine sahip olduğu da yazıyor burada. Şimdi ürünü kutusundan çıkartalım. Şöyle açıyoruz kenarından. Şurayı açtık. Şurayı da açtık. Bıçağımızı kenara kaldıralım. Ne farkı var? Aslında genel görünüm olarak falan çok büyük bir farkı yok. P30 Lite'ın yenilenmiş sürümünün en önemli değişiklik kamera tarafında. Daha önce 48 megapiksel bir ana kamerası vardı bu telefonun. Şimdi bu kamera 24 megapiksele düşürülmüş. Ön kamerada 24'tü, 32'ye çıkartılmış. Onun dışında kamera tarafında çok fazla bir fark yok. Şöyle kutusundan çıkardık. P30 ailesinin biliyorsunuz isminden de anlaşıldığı gibi light sürümü. Şöyle yapıştıralım şunları. Pearl White de güzelmiş bu arada. Yani inci beyazı rengimiz de güzelmiş. Parmak izi okuyucu arka tarafta görüyorsunuz. Üçlü kameramız yine arka tarafta. LED lambamız mevcut. Burada da ne yazıyor? Şöyle bakın. Triple camera diyor. Yani üçlü kamera. Evet anladık zaten üçlü olduğunu. Damla çentiğimiz şurada. Yine bir ekran kaplaması gelmiş bu arada. Güzel bir şey bu. Yani test ürünlerinde gelir mi geliyor yoksa normalde de geliyor mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Huawei modellerinde böyle bir standart bir kaplama geliyor. Bir taraftan açalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi telefonumuz açılırken. Evet. Bu da bir şeyler söylüyor. Device is booting diyor. Şunu yapıyorlar, bunu yapılır. Unlocked edilmiş bir telefon olduğu söyleniyor. Şu anda yeniden başlıyor Bakalım, ekleyelim. Bak, başlasın yeniden. Biz de bu arada kutumuza bakalım. Kutumuzda kılıf yok bu arada. Şöyle bir kılıf kutu çıktı. Burada Type-C kablomuz mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Adaptörümüz mevcut. Adaptörümüz burada. Bir de şöyle üç buçuk milimetrelik kulaklığımız da burada, hemen görüyoruz şu anda. Kulaklığımız da burada. Şimdi her zaman yaptığımız gibi birazcık da ben teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.15 inçlik bir ekrana sahip bu telefonumuz. Kirin 710 işlemci kullanıyor. Mali G51 MP4 GPU'muz var. 4 GB RAM, 64 GB depolama. E, light sürümünde daha önceki sürümde yani bu yenilenmemiş sürümünde 128'di bu arada bu rakam. Burada 64'e düşürülmüş. Onu da belirtelim. Ya da bize gönderen 64 bilemiyorum artık. 128'lik sürümü olmayacak gibi görünüyor. Şimdi Türkçemizi bir bulalım. Güzel Türkçemizi. Evet. Başlayın diyelim. Türkiye dedik. Kapanı diyoruz. Sonraki diyoruz. Sim kartımız yok. Atlayalım. Ee, sonraki diyelim bir şey seçmedik. Atladık. Wi-Fi'ye bağlanmıyoruz şu anda. Diğer, diğer. Kabul ettik. Atla diyoruz. Hayır, teşekkürler diyoruz. Ee, etkinleştir etkinleştirme devam et diyoruz. Şu anda telefonumuz açıldı. Huawei P30 Lite'ın güncellenmiş sürümü. 2020'de diyebiliriz aslında buna. Ben öyle diyeceğim. Normalde ödenmiyor bu arada. Onu söyleyelim. Az önce bahsettiğim kamera tarafından ön kameramız 32'ye yükseltildi. Arka kameramız ise 20, 48'den 24'e düşürüldü. Onu söyleyelim. Bluetooth 4.2 var. FM radyomuz var. Parmak izi okuyucumuz var. 3340 miliamperlik bir pilimizin de olduğunu söyleyelim. Güzel bir telefon, şık bir telefon, hoş bir telefon, küçük de bir telefon bu arada. Hafif de bir telefon bu arada. Bayağı hafif yani. Şöyle bir kamera tarafına bakalım isterseniz. Neler değişmiş? Tamam dedik, etkinleştir dedik, izin verelim. Şu an kameramız açıldı. Geniş açımız geldi. Normal açımız burada 1x, geniş açı burada. Kameralardan bir tanesi geniş açı. Bir tanesi de alan derinliği kamerası bu arada. Onu da söyleyelim. Video tarafı böyle. Diğer tarafı böyle. Ön kameraya bakalım. Şimdi bizim çekim... Evet bu arada ayar lens açılmış. Onu kapatalım. Portre diyelim. Tamam. Öne geçelim. Evet şu anda beni görüyorsunuz. Çekim yaptığımız ortamı da görmüş oldunuz bu sayede. Bu şekilde bir kamerası da var. Yine detaylı bir kamera testi yapacağım ben. Çünkü kameralar değişmiş bu arada. Telefonun diğer çok fazla değişen bir yeri yok. Kamera dışında fazla bir yerde değişmemiş. E güzel bir telefon, şık bir telefon. Yakında güzel detaylı bir testimizde testimiz de olacak. Bu arada Türkiye'de tekrar satışa çıkan bu yenilenmiş sürümün mavi, siyah ve beyaz renk seçeneklerinin bulunduğunu belirteyim. Bize az önce de bahsettiğim ve gördüğünüz gibi beyaz rengi geldi. Pearl White diyor yani inci beyazı diye geçiyor. Fiyatının ise 2499 TL olduğunu söyleyeyim. Fena almayan bir fiyat. O, özellikle rekabetin yoğun olduğu bir alan burası biliyorsunuz. 2000 TL civarında, 3000 TL civarında. Güzel bir telefon olmuş. Detaylı bir kamera testi gelecek. O zamana kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.